örgütlemememiz gereken örgüler var mı? Onları bu söyleyelim. Bu bebe ipiyle ördüğümüz akrilik içerikli örgülerin hiçbirisini ütülemiyoruz. Ne ipleriyle? Bebe ipiyle bebe ördüğümüz. İpiyle. Klasik bebe ipi tarzı dediğimiz. Evet. Akrilik içeren örgülerin hiçbirisini ütülemiyoruz. Tamam. Akrilik kesinlikle. Olursa hiç ki tabii, asla kesinlikle. Akrilik. Polyester tiftik. Ve akrilik. Peki tiftik? Şimdi tiftiği de modele göre ütülüyoruz. Şimdi benim bu hani burada yaptığım ombre bir bluzumuz vardı. Hı hı. Açık sarıdan koyu. Hatta üstünde falan da giymiştim. Evet. Şimdi onun modeli gereği biz onu kazanlı ütüde bildiğimiz terzi açmak ütüsünde. Gerekiyor çünkü. Tabii. Bastıra bastıra. Ben geçenlerde Instagram'dan bir de canlı yayın yaptım. Evet akşamleyin. Gördüm. Gördünüz mü o gün gördüm. Akşam? Onun kol altı birleştirmelerini ve ütülenmesini canlı yayında hani herkes diyor ki ya ütüyü nasıl basacağız? Evet. Yani korkuyorlar bir de tiftik. Tabii o bir kadar de incecik. Emek. Yani. Bir de bitmiş. Hani nasıl keseceğiz bluzu? Bluzu nasıl kestik? Tabii ekranda herkesin gözü önünde kestik yani kol altını yaparken. Ve ütüsünü yaptık. Gayet de güzel bir canlı yayın oldu. Yani herkesin faydalandığını düşünüyorum o canlı yayından. Kaydı da var tekrar izlemek isteyenler için. İçinde akrilik olan ve bazı modele göre tasarlanmış ipler de ütülenebiliyor. Yani o şimdi o bluzu yaptığımız ip. Akrilik bir ip aslında. Evet. Ama ütülenebiliyor. Biz onu bastıra 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 ütüledik. Çünkü bluzu yaptığımızda aşağı yukarı bu kadar mı? Azıcık daha büyük bir şeydi bundan. Evet. Yani işte şöyle bir şeydi. Evet, örünce. Sonra bir bakıyorsunuz 44 bedene çıkıvermiş. Hatta biraz daha ısrar etsek 46 bedene bile büyütebiliriz yani. Herhalde. Hocam biraz daha ısrar edin. 48'i bulun. Çünkü bize lazım. Değil mi? Evet. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani ne ördüklerine bağlı. Bağlı tabii. Ütüleyip ütülememeleri tabii. Ne ördüklerine tabii, bağlı. Tabii tabii. Ne ördüklerine ve hangi ipi kullandıklarına tamam. bağlı. Ama koton ipler ütülenir. Tamam. Diğer şeyler için bebe ipiyle yapılan akrilik örgüler içinde ağır bir yatağın altına koyabilirler. Bir müddet bir minderin altına koyabilirler. Evet. Şimdi tabii ütülerken bir de şeye bakmak lazım. Yani ne kadarına dayanabiliyor. Şimdi bu bayağı ılık. Benim bu biliyorum daha fazla bir ısıya dayanacak. Onun için bir miktar ısımızı da açayım. Ama yavaştan koyabilirim. Ha ben buhar ütüsü yapacaksın zannettim. Bayağı ütülüyorsun yani. Bunu ütüleyeceğim. Ha, iyi. Şimdi bazı şeyleri buharla yapıyoruz. Mesela içinde biraz daha fazla akrilik, biraz daha az pamuk olan bir şeyimiz varsa. Onlara buhar ütüsü. Varsa, tabii. Onlara genelde buharı verirken şöyle nasıl veriyoruz hocam? Şöyle. Şöyle. Evet o yanlardan. Ama su yok içinde şu an. Varmış az miktar. Onun için ısıyı arttırmam lazım. Şöyle elimizle vurup vurup hani böyle buharı akıtıp buhar evet. yağmuru dediğim buharı şey. Buharı fışkırtıp fışkırtıp tabii, elimizle üzerine pat pat. Bunun hiç öyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu yüksek oranda koton bir ip. Hala ısınmadı bile bakın yani. Şeye bile daha açmaya bile faydası olmadı. Bildiğimiz ütülüyorsunuz. Gibi. Tamam. Tabii ki ütüledim yani. Ya ütü çok değiştiriyor zaten. Çok değiştiriyor. Ama şey değil yani. Bazen de öyle bir bozuyor ki. Evet. Tabii. Tabii ki. Yani en fazla şunu yapabilirler. Ütüleyecekleri kumaşın bir parça örerler. Ütüleyecekleri örgüyü. Yani ütülediklerin bluzu değil. Aynı ipten bir başka bir şey de ha, örüp. Bakarlar nasıl onu ütülerler. Olduğunu. Aa, ütüleniyor muymuş, ütülenmiyor muymuş? Sonucu görüp, aha, evet sonucu en, görüp, en güzeli o. Ondan sonra basabilirler. Ben tamam. kendi pantolonumun birini öyle yaptım. En nihayet sonra ütü altlığı aldım. Parlattım. Sonra ütü altlığı aldım. Halbuki evet, biliyorsun bu... yani kaç senedir dikişle uğraşıyorsun ama. Değil mi? İnsan ama bazen bazen insan evet. Gayri ihtiyarı yapabiliyor. Olabiliyor, evet.